Trafik Düellosu ile karşınızdayız efendim. Bu kez Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikte. Çağlar, ben bugün 3. çeyreğe ilişkin biraz Borsa İstanbul tarafındaki performansa bakmak istiyorum. Hangi sektörler daha çok kazandırmış? Bir de dolara karşı değer kaybeden ve kazanan, gelişmekte olan ülke para birimlerini inceleyeceğim. Sen ne yapacaksın? Bugün hazır Nvidia'yı bekliyoruz. Hı-hı. Hem her zaman seninle yaptığımız gibi işin biraz politik iktisadına vurgular yapacağım. Zaten güzel. Sabah Zeynep'le de Burcu'nun nöbetini bugün ve yarın ben devraldım. Kendimce notları iliştireceğim. Hem de bir de geçtiğimiz hafta seninle Jackson Hole'un bir yılına bakmıştık. Nvidia'nın bir yılına bakacağım ben de bugün. İstersen başlayayım ben. Başlayalım o halde hemen. Sen de sor. Şimdi ilk grafikte Nvidia iş kollarında veri hegemonyası diye bir başlık görüyorsunuz. Burada son dönemde konuştuğumuz konuların başında elbette ki teknoloji geliyor ama teknolojide sadece koca bir sektörün ya da iş dağılımlarının, hatta belki de biraz önce vurguladığımız gibi politik iktisadın üretim ilişkilerine baktığımızda neler var? Yani bu işi yapan ve şu anda da çok gözde bir şirket nerelerden para kazanıyor diye. Nvidia'nın özellikle burada kendi yapısı içerisindeki dağılımlara baktığımızda kırmızıya da dikkat çekmek isterim. Oyun kolu var. Oyun kolunun olmasını ve özellikle beyazın ayrışmasını birazdan anlatacağım. Veri merkezinin büyüklüğünü göreceksiniz. Ve aslında son dönemde hem Microsoft CEO'sunun hem Nvidia CEO'sunun ya da üst düzey yöneticilerinin bir takım iş kollarına daha çok yöneleceklerine dair açıklamalarını da sık sık duyuyorsunuz, duymaktayız ve duymaya da devam edeceğiz gibi. Ama beklentiler en azından baktığımızda son süreçte Nvidia'nın veri merkezi, yani veri sağlama konusunda oldukça sadece bir çip şirketi ve bu noktada işin donanım kısmının da ötesinde böyle bir kimliğinin olduğunu gösteriyor. Ve tabii önümüzdeki süreçte belki biz iklim değişikliğiyle beraber bir takım tamponları, kısıtlamaları, bir de bunun üzerine dünyada ülkelerin kendi aralarındaki rekabeti, savaş ve jeopolitik konularla biçimlenen ya da ülkelerin birbirleriyle rekabetlerinden biçimlenen konuların uzantısı olarak bir takım normları konuşuyor oluyoruz. Ama veri merkezlerinde tıpkı kripto madenciliği ve kripto yatırımında olduğu gibi harcadıkları enerji ve buradaki tamponlara ne kadar uyumlu oldukları ayrı bir tartışma konusu. Ama Nvidia'nın tabiri caizse para kazandığı konuların başında veri geliyor ve bu noktada da dünyanın şu anda bilançosunu beklediğimiz en gözde şirketlerinden bir tanesinin içerisinde verinin böyle bir önemi var. İkinci grafikte de Nvidia'nın son bir yılına bakacağız hisse performansı olarak. Ben bu grafiğin içerisinden RSI'yi çıkardım. Neden çıkardım? Zaten Nvidia'nın aslında 2023 yılının geçtiğimiz yılın yani bu aylarının itibaren geldiği nokta son derece net biçimde ortada. Kabaca 40 dolarlardan şu anda gelmiş olduğu 128 dolarlara, ki Ağustos'taki düzeltmelere hatırlayacağınız üzere biz bu düzeltmeleri hem Amerikan endeksleri, özellikle Asya endeksleri, Türkiye ekseninde konuştuk. Hatta Türkiye'de belki de düzeltme daha devam ediyor. Burada Nvidia'nın öncülük ettiğini görmüştük ve grafikte de göreceğiniz üzere orada bir kabaca 130 doların üzerindeki görünümünden bir 100 dolarlara doğru yakınsadı, tekrar toparladı. Açıklayacağı bilanço gününde de şu anda 130 dolarlara yakın olarak giriyor diyeyim, Pelin'e devredeyim. O da 3. çeyreğin Borsa İstanbul ve Türk varlıkları yansımasını anlatacak. Evet, yani Nvidia'nın aslında son bir yılındaki o yukarı yönlü sert eğilim hakikaten dikkat çekici. Yani biz bol bol konuşacağız gibi duruyor Çağlar bunu. Yani önümüzdeki yıla dair de epey bir manşet olmaya devam edecek. Muhteşem yediliği daha doğrusu konuşmaya devam edeceğiz. Mesela şimdi az önce haber akışında da gördüm böyle ekranda yandaki haber akışında Profesör Doktor Ufuk Akçiğit'in söylemiş olduğu bir şey var. Yapay zeka ile kartlar yeniden dağıtılabilir. İş gücü piyasasının tamamen dönüşümüne yönelik. Hakikaten baktığın zaman bugün teknolojinin bir kez daha evrildiği ya da evrilmesine sebep olduğu yepyeni bir dünya düzeniyle de karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi ben bir de piyasa fiyatlamasına döneyim. Tabii. Piyasa fiyatlaması. Üçüncü çeyrekte Borsa İstanbul endeksleri. Evet, üçüncü çeyreğe bakacak olursak Borsa İstanbul'da aslında performans pek tatmin etmedi. Özellikle
bankada şimdi mevduat faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir seviyede sabit getirili menkul kıymetlerin bu kadar cazibesinin arttırılmış olduğu bir dönemde Borsa İstanbul performansı üzdü diyebilirim. Şimdi özellikle BIST endeksine bakacak olursak 3. çeyreğe dair %5'lik bir negatif tarafta, götür tarafında bir geri çekime işaret ediyor. Borsa İstanbul'da mesela BIST 30 şirketlerine baktığımız zaman orada da BIST 30 endeksinde de kayıp tarafta tamamlamış gibi duruyor. %3,81'lik bankacılık endeksi, yani yükselişe öncü olan, hatta bankacılık yükseldiği zaman Borsa İstanbul'da bir yükseliş serisinin beraberinde geldiği bankacılık endeksinde %5,5'un üzerinde bir götürü geldi, gerçekleştiğini görüyoruz. Orada da net turuncu eğriyle birlikte sanayi endeksine bakıyoruz. Sanayi tarafında da en az bankacılık kadar bir götürü tarafındaki orada da %5,35'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bir tek bu kadar endeksin içerisinde 0,96'lık pozitif tarafta fiyatlanan ulaştırma endeksi var. Taşıma yani, görevini görmüş. Evet, taşıma görevi görmüş ama yani 0,96'da bu kadar yüksek sabit getirili menkul kıymetlerin karşısında ne kadar cazip, orası tartışılır. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da biz şunu gördük. İşte kimisi enflasyon rallisi dedi, kimisi getiri arayışı dedi. Dolayısıyla reel faiz ortamına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da hemen hemen her sektörde, hemen hemen her şirkette neye girsen orada para kazanacağın bir dönemi geride bırakmışken işte normalleşme adımları, ortodoks politikalarıyla gelinen bugünkü seviyeye baktığımız zaman aslında bunun yansımaları olarak söyleyebiliriz. Bir link oluşturuldu aslında, değil mi? Daha öncesinde bir link yoktu, tamamen bir enflasyon üzeri getiri arayışında olan yatırımcı davranışı vardı. Hemen diğer tarafa geçelim. Türk lirası varlıklarının dolara karşı, özellikle İYM para birimlerinin dolara karşı performansına bakacak olursak en iyi getiriden en kötü performansa göre sıralandığını görüyoruz. Şimdi burada dolara karşı özellikle baktığımız zaman işte 3. çeyreğe kıyasladığımız, yani bugün baktığımız işte Haziran ayından itibaren günümüze kadarki olan süreç, evet hala 3. çeyreğin içerisindeyiz ama 3. çeyrekte nasıl bir performans gösteriyor? Meksika pezosu, Rus rublesi, Arjantin pezosu ve ardından Türk lirası, Hindistan rubisi. Şu anda 5 para birimi dolara karşı 3. çeyrek performansı içerisinde en çok değer kaybeden para birimi olarak yer alıyor. Türk lirası 4. olarak, o da %3,77 ile birlikte. Ardından Arjantin pezosu %3,92'lik bir değer kaybı. En çok değer kaybı ise Meksika pezosundan geldi. %6,81'lik bir değer kaybına işaret ediyor 2 aylık performansla. En iyi performansı gösteren ise Malezya ringgiti, Tayibahtı, Endonezya rupisi, Polonya zlotisi ve Macar forinti gibi para birimleri, neredeyse büyük çoğunluk para birimleri ise değer kazancına işaret etti Çağlar. Dolayısıyla 3. çeyrekte hem para birimi açısından hem Borsa İstanbul açısından bizde şu anda evet 3,77'lik bir değer kaybına işaret ediyor ama enflasyonun altında olduğu için işte TL reel değerlenmeden de bahsediyoruz. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Efendim, grafik düellosunu böylelikle noktalıyoruz Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.